Evet, hoş geldin. Oldu. Hoş bulduk. Şükür kavuştuğuna. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Heyecanlıyım her zamanki gibi. Çok şükür. Ne yapıyorsun? İyisin. İyiyiz çok şükür. Biliyorsun. Hayatı yansıtlara devam ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ben de çok merak ediyorum söyleyeceklerini. Benim de sana çok güzel sorularım var. Süper. Çünkü enteresan bildiğim yerler var. Onları da soracağım ayrıca. Tamam mı? Şimdi ilk Tamamdır. tanımayanlar için bir kendinden bahseder misin bize? Tabii ben Ümit Çolak, İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Mühendis kökenliyim. Şu anda yani 2,5 yıldır diyeyim. Hayat uyanada bir sistem kurdum. Bunun telif haklarını aldım. Şu anda bu sistemde birlikte insanlara katkı oluyorum. İnsanların kişisel gelişimine katkı oluyorum. Öyle söyleyebilirim. Ben birazcık üstünden biliyorum ama derinlemesine bilmiyorum. İsmi Hayata Uyan senin sistemin. Evet. Evet, Hayatı Uyan. 2,5 yıl oldu kuralı. YouTube kanalında bununla ilgili birçok video çektim. Merak eden canlar oradan inceleyebilirler. Hayatı Uyan'la ilgili niye kurma kararı aldığımı söyleyebilirim aslında. İnsanların duygu ve düşüncelerinin kendileri olduğunu zannettiklerini fark ettim. Yani o otomatik benliklerin, hayalet benliklerin aslında kendilerine ait olduklarını düşünüyor insanlar ve bundan ayrışmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ben kendim bununla ilgili deneyimler yaşadığım için İnsanlara da katkı olmayı seçtim. İnsanların bu deneyimleri yaşamasını istedim. Yani düşüncelerini dışarıdan izlemeyi öğrenirlerse hayatları müthiş kolaylaşır. Düşüncelerini öncelikle gözlemleyip düşüncelerden özgürleşirse, hayalet benliklerden, daha sonra duygulardan da özgürleşme fırsatı var. Bununla ilgili önce bireysel olarak katkı olmaya çalıştım fakat bu çok zordu. Ben de ondan sonra bir sistem kurmaya karar verdim. Sistemin adını Hayat Uyan koydum. Bununla çok ileri yerlere gittik. Çin'de kadar yüzlerce insanla çalıştım. WhatsApp grupları üzerinden çalıştık. Bireysel çalıştığımız oldu tabii ki. Nasıl ilerilere gittik? Sadece yani kaygılı zihinlerimiz için değil, aynı zamanda psikolojik sorunu olan arkadaşlar, işte panik atak olsun, depresyon olsun vesaire farklı hastalıkta olan arkadaşlara da katkı olduk. Onun dışında yine insanların hayatında çok önemli olan mesela uykusuzluk, konsantrasyon, çakraların uyumlu çalışmaması gibi birçok konuda katkı oldu Hayat Uyan. O yüzden çok sevinçliyim. Senin kendinde bir şey fark etmiş olman, kendi uyanışın nasıl olduğunu biraz merak ediyorum. Önce bunu sormak istiyorum. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle kendim uzun yıllar hani Araf'ta denir ya Araf'ta yaşadım. Yani o kendini bulma, aslında özden işlemeyi tam olarak anlamlandıramıyorsun. Ne zaman ki aslında kalpten bakıyorsun ve düşüncelerden özgürleşiyorsun, aslında her şeyin kolay olduğuna uyanmaya başlıyorsun. Benim bu şekilde oldu. Ben bunları fark ettim. Bunları fark ettikten sonra da aslında her şeyin önümüzde olduğunu, her şeyin bir mucize olduğunu idrak ediyorsun. İdrak ettikten sonra da bu sefer başka insanlara da katkı olmak istiyorsun. Herkes bunu ister diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum oldu. Ben bu konuda biraz ısrarcı oldum. Yani insanlara katkı olamadığında acaba niye olamıyor deyip bu sefer oyunlaştırmaya başladım. Yani sistemler geliştirmeye başladım. Acaba nasıl anlatırsam daha doğru bir şekilde yol olur, daha rahat ulaşırım demeye başladım. Çünkü yeri geldi, intihar düşüncesi olan bir insan bile bana bir şekilde ulaştı. Ben de katkı nasıl olurum diye birçok metot, teknik geliştirdim. Hayat Uyan aslında bu şekilde oyunlaşmış bir şekilde gözlemlerden oluşuyor. Bu şekilde gelişti Hayat Uyan. Özür dilerim. Yani bunun önemi nedir? Biraz bize bu kendini gözlemlemek, bu aralar uyanış, benlikten çıkmak, zihnin ötesini görmek, gözlemlemekle oluyor. Kendini gözlemlemek bu en önemli konulardan biri şu an ve herkesin dilinde. Herkes, ilk önce şunu sorayım. Gözlemlemek, kendini gözlemlemek sence ne demektir? Kendini gözlemlemek, benliği gözlemlemektir. Benlik dediğimiz nedir? Düşünceler ve bedendir. Zaten beden dediğimiz duygular ve hislerle tepki veren bedeni kastediyorum. Önce zihinde bir şeyler oluşuyor. Daha sonra bu zihinde oluşan şeylerle bedende tepkiler oluyor. Nasıl tepkiler oluyor? Mesela bedensel kasılmalar oluyor. Nefesimizi tutabiliyoruz. Farklı yapay duygulara giriyoruz. Örnek veriyorum, öfke, kıskançlık veya anksiyete ve farklı hislere giriyoruz. Ve bu hislerin biz kendimiz olduğunu sanıyoruz. Benlikten kastettiğimiz bunlar. Yani düşünceler, duygular, hisler, beden,
kaslarımız, nefesimiz, bunların hepsi aslında benlik. Biz bunları gözlemlemeye başladığımızda çok enteresan bir şey oluyor. Şifalanmaya başlıyoruz. Mesela bir kişi, çok basitçe anlatayım sana, sesin gelmedi ama basitçe şöyle söyleyeyim. Mesela bedeninde kasılma var mı diye birisine sorsam, eğer o sıra bedeninde kasılma varsa hemen bir rahatlamaya başlar. Çünkü kasılmayı dışarıdan gözlemlemiştir. Demek ki insan öyle bir yaratık ki kendi bedenini, benliğini dışarıdan gözlemleyebiliyor. Şimdi bize insanları hep insanların hayvanlardan önemli farkının ne olduğu söyleniyor, düşünce olduğu söyleniyor. Esasında insanların hayvandan en önemli farkı idraktır. Yani bedeni, düşünceleri, duyguları, hisleri dışarıdan gözlemleyebiliyoruz. Ve öncelikle diyelim ki bedensel kasılmalar, nefesi dışarıdan gözlemledik. Ne oluyor? Orada özgürleşme başlıyor. Aynı şeyi düşüncede yapmayı başardığımızda ne olur peki? Mesela diyelim ki bir günde 60 bin düşünce geçiyor zihnimizde. Bunların hepsini dışarıdan görmeyi başardığımızda bunların hemen hemen hepsi yok olmaya başlar. Biz onları gördüğümüzde yok olmaya mahkumdur. Ve çok çok az düşünce kalır ve çok az düşünce aslında bize yeterlidir. Çünkü bir insan akıştan yaşar. Konuşurken, bir iş yaparken vesaire. Düşünce çok az lazımdır. Ama etkili kullanılır. Ne zaman kullanılır? Bir, durum tespiti yapılır. İki, planlama yapılır. Üç, analiz yapılır. Yani düşünceler aslında çok kıymetli. Sadece bu işlerde kullanılması lazımken bizim zihnimiz hiçbir zaman susmuyor. Tabii ki şimdi bunu biraz anlatmak zor oluyor. Nasıl zihnimiz susmuyor? Yani bazen hani insan gece yatar da zihni çok konuşur vesaire veya kaygılı bir şey gelir aklına onu sanabiliyor insanlar. Hayır. Aslında insanlar genel itibariyle şu şekilde yaşarlar Özgün. Yanında bir tane radyo var diye düşün. O radyoda bir spiker var. Sürekli konuşuyor. Bazen farklı seslerde konuşuyor. Bazen hande sesiyle konuşuyor. Ama sürekli halde konuşuyor. Bu gerçekten çok yorucu bir şey. Biz hayat uyan sınıflarında ikinci seviyede düşünceleri dışarıdan yavaş yavaş izlemeye başlıyoruz. İzlemekten kastettiğimiz aslında duymak. Radyo duyar gibi. Tabii ki yine benliğin oyunları oluyor. Gözden kaçan düşünceler olabiliyor. Bununla ilgili de bir sürü farklı işte uyarılarımız oluyor vesaire, hatırlatmalarımız oluyor derken kişi ne zaman ki tüm düşünceleri dışarıdan duymaya başlıyor, bu durumda düşüncelerden özgürleşiyor. Gözlem bu kadar kıymetli Özüm. Gözlemlemek gerçek cesarettir. Yani cesaret nedir diye bana sorarsan benliğin her türlü durumunu dışarıdan gözlemleyebilme kapasitesidir. Duyguları, hisleri, düşünceleri, bedendeki kasılmaları vesaire dışarıdan gözlemlemek cesaret ister. Niye cesaret ister diyorum biliyor musun? Çünkü bir insan morali bozulduğunda benliğine dışarıdan bakmakta zorluk yaşar. İşte biz gözlemleye gözlemleye yavaş yavaş o cesareti kazanmaya başlıyoruz. Dışarıdan bakma cesaretini kazanmaya başlıyoruz. Ve çok önemli bir şey yapıyoruz. Sınıflarda mesela diyelim ki sen hayat uyan sınıflara katıldın. Sen orada Hande diye birinden bahsediyorsun. Yani bir canlı olarak bir yaratık diyebilirsin vesaire. Tüm benliğe, düşünceye, hislere, bedene hepsine Hande diye birisi var diye bahsediyorsun. Peki niye buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani çünkü mesela bir insan gündelik hayatta bedenini kasıyor değil mi? Bu otomatik oluyor. Otomatik olduğuna göre demek ki Hande benliği bunu otomatik yapıyor. Ben bunu bilinçli yapmıyorum. Aynı zamanda otomatik bir düşünceye giriyor. Ha, demek ki Hande otomatik olarak düşünceye giriyor. Böylece Hande dediğimiz benliği dışarıdan gözlemlemeye başlıyoruz. İsmine Hande dememizle günler geçtikçe o gözlem cesaretini daha fazla kazanıyoruz. Böylece gözden kaçan benlikleri de yakalama fırsatımız oluyor. Çünkü biz şundan eminiz arkadaşlar. Düşünce biziz yani. İyi düşünse de, kötü düşünse de vesaire. Ben o değil miyim ya? Hayır ben o muyum yani? Hayır değilsin arkadaşlar. Hiçbiri sen değilsin. Sen dışarıdan gözlemleyensin. Benlik ise, ümit ise bunlar için araçları. Düşünce de senin aracın. Duyguların da senin aracın. Beden de senin aracın. Bu şekilde özüm. Şimdi ben senin WhatsApp grubuna katıldım, hayatı uyana katıldım. Diyelim ki şöyle mi oluyor? Hande bugün bunu yaptı. Hande bugün bunu düşündü. Kendimi Hande'den ayrıştırıyorum. Bir Hande var, bir de Hande'yi izleyen var. Bu şekilde mi ilerliyorsunuz sınıflarda? Konuşarak bugün bunu hissetti. Hande bunu hissetti. Hande bugün Evet. üzüldü. Hande bugün kırıldı. Hande bugün acı hissetti. Öfke duydu. Şu korkusunu hissetti. Hande hissetti gibi kendinden onu ayırıyorsun. Bu çok önemli bir konu. Gözlemlemek bunu Doğru. yukarıdan bakmak demek yani. Aynen öyle. Zaten işte Stefano'nun kitabında söylediği çok güzel bir söz var.
kendini gözlemlemek, kendini düzeltmektir diyor. Fakat bizde şöyle farklı bir durum var. Hayat uyan sınıflarında bir anda sen duyguları, hisleri gözlemlemeye başlamıyorsun. 2 aydan sonra başlıyorsun. Evet. Peki bu gözlemleme, kendi gözlemleme aşamasına her bilinçten insan uygun mu? Yani benim kendimi gözlemleme bilinç seviyesine çıkmak için bulmam lazım yoksa bunu herkes mi yapabilir? Bunu şimdiye kadar yüzlerce kişiyle çalıştım. Bunu herkes yapabilir. Yani her yaştan, her farklı demografik yapıdan insan yapabilir. Şimdiye kadar çok farklı yaşlarda insanla çalıştım. Akademisyenlerle çalıştım, ev hanımlarıyla çalıştım. Liseli canlarımızla çalıştım. Çok farklı insanla çalıştım. Sadece şöyle bir durum var. Şimdi biz ikinci seviyede düşünceleri dışarıdan izliyoruz ya. Kullandığımız antidepresan gibi ilaçlar bu düşüncelerin bazılarını perdeliyor. Biz o düşüncelerin %100'ünü görmemiz lazım. Şimdi bize genelde şu şekilde öğretilmiş. Düşüncelerden kurtulmamız lazım. Yani bir çaba, bir mücadele durumu oluyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Tam tersi çok fazla düşünce gelsin. Haydi gelsin, daha çok gelsin diye bekliyoruz. Bu durumda ciddi antidepresan bazen iğne kullanan kardeşlerimize denk geliyoruz. Bunlar ne yapıyor? Düşüncelerden bazılarını perdeliyor. Yani meditasyon yapan birisine düşünce gözlemi yaptırdığın zaman yeterince verim alamazsın. Niye? Çünkü yüzleşemediği bazı düşünceler kalır. O bazı düşünceler halının altına gizleniyor özü. Sen meditasyon yaptığında veya bir işe odaklandığın zaman onlar saklanırlar. Sen kafan rahatlar, anlık olarak rahatlarsın ama o düşünceler sen meditasyonu bıraktığında veya işte mindfulness uygulayan insanlar var, nefese odaklanan insanlar var vesaire. Ama saatler geçtikten sonra tekrar o kaygı içine giriyorlar. Niye? Çünkü aslında sadece bir perdeleme yapmış oluyorlar. Halının altına o düşünceleri gizlemiş oluyorlar. Onlar en kısa fırsatta tekrar ortaya çıkacaktır. Ama sen belli bir süreyle, mesela biz ikinci seviyede 1 ay boyunca sadece düşünceleri gözlemliyoruz. 1 ay boyunca sadece düşünceleri izlediğin için düşünce izleme kaslarımız dediğimiz kaslarımız gelişmeye başlıyor. Aslında bu bizim doğamızda var. Biz çocukken zaten düşünceleri sanki böyle üstümüzde bir baloncuk çıkmış da düşünce varmış gibi net bir şekilde görürdük aslında. O kadar net bir şekilde gözleme geçiyoruz ve dediğim gibi birçok uyarıda bulunmak zorunda kalıyorum. Benlik bir şekilde bazılarını düşünceden saydırmıyor. Veya başka bir şey, hayır bu düşünce değil ki dedirtebilir. Anlatabildim mi özüm benim? Bu şekilde. Kodlar var, bir sürü inançlar var, bir sürü bilinçaltı kayıtları var, öğretilmişlikler var ve buradan hani diyoruz ya 60-70 bin, 100 bin ses geliyor buradan konuşup duruyor. Bütün bunları akıl bunları temizlemeden, bu halının altındaki şeyleri süpürmeden biraz zor oluyor. Peki bu korkularla nasıl yüzleştiriyorsun? Hani kalın altında olan o korkular, inançlar, bilinçaltı kayıtları yoksa direkt gözlemleme şeklinde mi ilerliyorsunuz çalışmanızda? Normalde özellikle bir korku üzerine direkt çalışma yapmıyoruz. Biz her türlü durumda gözlemde kalıyoruz. Mesela o sırada diyelim ki korku dediğiniz şey, değil mi? Korku dediğiniz şey de aslında bedenin bir tepkisi. Mesela bir şeyden utanıyorsun. Bu utandığın şey aslında bedenle ifade eden bir şey. Ama sana bunun karşında utanma diye öğretildiği için sen buna mesela utanma diyorsun. Biz gelen geçen her şeyi gözlemde kalıyoruz. 3 ay boyunca gözlemde kaldıktan sonra 3. ayda işte duygular, hisler de giriyor gözlem aşamasına. Gözlemde kaldığımızda ne oluyor? Onun etkisi eskisi gibi olmuyor. Tamam, belki oradaki kayıt direkt dönüşmüyor. Fakat sen artık gözleme kapasiten geliştiği için, yani dışarıdan bakma kapasiten geliştiği için biz bunu ne diyoruz? Alıp kabul etmek veya safça görmek. Aa diyoruz. Hande bundan korkuyor. Bakalım bu korku şiddeti ne kadar daha artacak? Bakayım Hande şu anda ağlıyor. Bakalım ağlaması daha artacak mı acaba? Deme cesaretine kavuşuyorsun. Sen bu cesarete kavuştuğun zaman ne oluyor peki? Diyelim ki işte travmatik bir şey söyleyelim. İşte köpeklerden çok korkuyorsun. Mesela öyle bir tehdit ediyor seni, böyle hayatın elinden kayacak. Yani onun yaptığı tehditle böyle bütün dünya başına çıkacak. Böyle bir durumla karşı karşıya birisi mesela. Onun üstünden konuşalım. O başını bir daha söyler misin? Sesin orada gelmedi. Bir örnek verelim, büyük bir olay olsun dedim. Mesela birisi çok büyük bir tehditle karşı karşıya kalmış. Ve o tehditin sonucunda da bütün hayatı başının üstüne yıkılacak bir durumda. Belki bir şeyleri kaybedebilir. Böyle bir durumda nasıl gözlemleyebiliriz? Geldi. Nasıl olur bu iş?
Anladım Özüm. Arada yine seslerin gitti ama ben anladığım kadarıyla anlatayım Özüm. Şöyle. Mesela diyelim ki o tehdit eden durum bedene ve düşüncede reaksiyon olarak çıkıyor ya ortaya. Sen orada ne yapıyorsun? Bunun bir illüzyon olduğunu biliyorsun. Niye illüzyon? Çünkü o sırada bedenin tepkisinin veya düşüncenin hiçbir katkısı yok. Yani o sırada kaygılanmanın hiçbir katkısı yok. Hiçbir işe yaramaz kaygılanmak veya bedenin tepki vermesi. Ne yapıyorsun? Gözlemde kalıyorsun. Sen belli bir süreyle aynı tehdit algıladığında gözlemde kalırsan bu zamanla bilinçaltı seni dönüşmek zorunda kalır. Çünkü bilinçaltı aslında bakış açılarından ibarettir. Her şeyi bir bakış açısı olarak kaydeder. Mesela bu tehdidi bir bakış açısı olarak kaydetmiştir. Fakat sen o bakış açısındayken, o tehdit sırasında sadece gözlemde kaldığında bilinçaltı şaşırıyor. Diyor ki ne oluyor diyor. Yani burada diyor daha fazla kasılması lazım. Burada daha fazla korkması lazım. İşte burada eyvah demesi lazım ama eyvah diyeceğini, eyvah diyeni gözlemliyor. Bu sefer bilinçaltı ne demeye başlıyor? Aa dur bakayım. Acaba bu tehdit değil mi? Aa zamanla işte kaç kere o deneyimi yaşarsan belki 3 kere yeterli olur. Belki 8 kere, belki 10 kere. Sonra yavaş yavaş artık o tehdit bedeninde aynı şekilde vurucu etkisini yani o travmatik etkisini gösteremiyor. Bu şekilde özüm benim. Yani herkes korkuların içinde sesim yine ses diyorlar ama sesimi duyabiliyor musun? Evet, şu an duyuyorum. Yani hayatın gelmiş geçmiş en büyük beş duyusundan birini de desen kesinlikle ilk üçe bu senin söylediğini koyardım. Merkezinde durabilmek ve gelen duyguların ve düşüncelerin içine Özüm, sesin parça parça gibi. Bilmiyorum arkadaşlar da aynı şekilde mi geldi? Bir daha konuşabilir misin acaba? çok büyük bir tüyo verdi. Evet. Acaba duygu ve düşüncelerin hakimiyeti sonunda komple yani tam olarak bulabilir miyiz? Duygusuz ve düşüncesiz alana geçebilir miyiz bunu yapa yapa ve sen bunu yaptın mı? Şöyle söyleyeyim Özüm. Ben kendi üzerimde ilk bunu deneyimi yaşadığım zaman hayrete düşmüştüm. Nasıl hayrete düşmüştüm? Şimdi günlük hayatta mutlaka zihne olumlu olumsuz sürekli düşünceler akıyor. Özellikle şehir hayatında yaşıyorsanız mutlaka akıyor. Ben o zamanki yaşadığım deneyimde gelen herhangi bir düşünceyi gündelik hayatta daha en başta yakalıyordum. Yani daha gelirken harfiyle daha gelir gelmez fark ediyordum. Duyguyu da aynı şekilde zamanla artık çelik gibi oldu gözlem hali. Gözlem hali çelik gibi olduğu için de his de gelemiyor. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Düşüncesiz veya duygusuz bir alanda kalmaya gerek yok. Çünkü biz hayatın içindeyiz ve düşünceleri sadece akışa göre kullanırız ve geçer. O şekilde yaşamamız lazım. Mesela ne yapıyorsun? İşte biri geldi sana dedi ki işte tatile nereye gideceksin? Orada hemen ne yapıyorsun? Hande düşüncesini kullanıyorsun. Ya geçen yıl işte Bozcaada'ya gitmiştim. İşte başıma şöyle bir şey gelmişti. Bozcaada'ya gitmeyeceğim, şuraya gideceğim. Şimdi bunun için analiz ve planlama yapması gerekiyor birisinin. Değil mi? Analiz ve planlamada ne yapıyorsun? Düşünceyi kullanman gerekiyor. Aynı zamanda yapay olmayan duygular var. Yapay olmayan duygular mesela acı çekmek. Niye acısını çekmek? Atıyorum birisinden ayrılık. Bununla ilgili acı çekmemiz doğaldır. Niye? Çünkü beden burada bir uyumlanma yaşıyor. Veya sevgi, en sevdiğimiz. Doğal duygularımız var. Bunlar tabii ki hayatımız içinde olacak. Burada kastettiğimiz aslında yapay olarak yapışan çok fazla işte ismine duygu diyoruz ve tabii ki sabahtan akşama kadar konuşan düşüncelerden bahsediyorum. Onlardan özgürleşmekten bahsediyorum. Evet, yani burada düşünce izleme kasların ne kadar geliştiğiyle ilgisi var. Şöyle söyleyeyim sana mesela. Hayat uyanışlarına katılıp düşünceleri gözlemlerken iki düşünce arasında 1 dakika boşluk yakalayan da oluyor, 3 dakika boşluk yakalayan da oluyor. Yani 1 dakika boşluktan kastettiğim ne? Herhangi bir şeye odağını vermeden, herhangi bir meditasyon yapmadan, sadece böyle dururken kronometreyi açıyorsun arkadaş, herhangi bir harf veya düşünce duyana kadar bekliyorsun, basıyorsun kronometreyi, kaç? 1 dakika mesela. Bu bile inanılmaz bir rakam şehir hayatında yaşayan bir insan için. Çünkü ilk düşünce izlemeye başlarken bana şunu söyleyen bile oldu. Düşünceler üst üste binmiş. Yani 1 saniyede bile
Birkaç düşünceyle yüzleşme yaşayan arkadaşlarımız oldu. Zihnimiz o kadar kalabalık aslında. Ama dediğim gibi yani düşünce izleme kaslarımızın ne kadar gelişiyle ilgisi var. 1 dakika da olabilir, 3 dakika da olur, 5 dakika da olabilir, 10 dakika bile başarılı insanlar var ki gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Yani hiçbir işe odak vermeden zihnin huzurunda kalacaksın. Ben bu kadar önemli bir başarı elde edeceğimi beklemiyordum. Yani bu kadar insanda bu kadar başarı elde edebilir miyim emin olamıyordum. Hatta ilk hayat yolculuğuna başlattığım ilk dönemde ikinci seviyenin birinci haftasının veya 10. günü vesaireydi. 30 saniye yakalayan bir arkadaşımız olmuştu. Heyecanlanmıştım. Hemen YouTube'da video çekmiştim yani o zaman. Bu çok kıymetli. Düşünceler arasında bu kadar boşluk yakalamak. Bu şu anlama geliyor. Zihin çöplüklerden arınıyor. Artık sadece gerçekten işine yarayan kalıyor ki onu zaten kullanıyorsun. Geri kalanlar sana müdahale edemiyor. Bu ne anlama geliyor Özüm? Dert, endişe, kaygıymış. Bunların hepsi yapay duygulardır. Hayatta dert dediğimiz bir şey yoktur Özüm. Dert dediğimiz şeyi zihnin beklentisi ve bize öğretilenler aslında yaşattırıyor. Yani aslan gördüğünde ne yaparsın? Arkadaş kaçarsın yani bu kadar. Aslan yoksa da kaçmazsın bu kadar yani. Korku varsa korkman gerekiyorsa doğal korkuysa zaten harekete geçersin. Ama biz güvenli evlerimizde otururken hiçbir işimize saldırmazken sürekli zihin kendinden otomatik olarak bizi farklı düşüncelere sokuyor. Her gün belki aynı şeyleri tekrar tekrar düşünüyoruz ve elimizde niye diyoruz. Ve bu sefer de bununla ilgili bir sürü teknik geliştirmişiz. Ne yapıyoruz? Of canım sıkıldı. İşte arkadaşımla görüşeyim, kahve içeyim diye böyle gidiyor. Spor yapar gibi kaslarımızı geliştirir gibi kaslarımızı geliştirmek zorundayız. En önemli şey bu. Aynen Özüm. Bunu yapmak zorundayız çünkü yeterince kirlenmişiz. Yani ben istemem hani kimse işte ben Ümit ben ne diye tanımlayacağım. Dışarıdan gözlemleme metodu geliştireceğim. Normalde benim bunu geliştirmem ama o kadar çok benlik bize yapışmış ki bunu yapmak zorundayız. Benlik çok yapıştığı için bundan dolayı bu geliştirdiğim metot aslında çok kıymetli. İnşallah ileride çok daha kıymetli bilecek diye düşünüyorum. Yani benim için mucize, yani buradan bakınca dünyanın en önemli şeyi gibi geliyor bana. Bundan daha önemli hiçbir şey yok gibi geliyor. Çünkü içsel huzurumuzu yakalamak için hepimiz çalışıyoruz. Kendi hayatımızda Aynen. gerçekten gerçek huzurun yeri de zihinle değil, zihnin ötesine geçmekle oluyor. Ve bu da gözlemleme yeteneğinin nasıl yapılacağını insanlara öğretmekte dünyanın en güzel. Aynen. Aynen Özüm. Bunalıyı çok mutluyum. Şimdi bazen mesela ikinci seviyede bazı arkadaşlarımızı benlik kandırabiliyor. Gözlem yaptırmak istemeyebiliyor. Ben de onları şu şekilde motive ediyorum. Arkadaşlar diyorum, bakın diyorum. Size hayatınızda en yakın olan şey düşünceleriniz. Düşünceler kafanızın içinde ve onlar sürekli olarak sizle birlikte ve sizden izin almadan sürekli olarak konuşuyorlar. Yani bunu merak etmeyeceksin de neyi merak edeceksin ya? Bunu gözlemlemeyeceksin, neyi gözlemleyeceksin diye söylediğim oluyor arkadaşlar. Yani en önemli şey kafanın içinde olmasından çok düşüncelerin senin hayatını yaratıyor. Yani orada ne olduğunu bilmiyorsun ve zihnin kölesi gibi hayatta yaşıyorsun. Hayat seni oradan oraya savuruyor. Oysa ki sen düşüncelerinin hakim olarak düşünmeye başladığında sen istediğin hayatı yaratabiliyorsun. Yani çünkü insan etkinliktir, gerisi etkinliktir. Düşüncelerin kafandaki düşünceler bütün hayatını, bütün duygular ve düşünceler senin içinde bulunduğun hayatın tek yaratıcısı. Öyle değil mi? Aynen Özüm. Tamamen katılıyorum. Ve verdiğin kararları, hayatta verdiğin kararları direkt etkiliyor. Sen kendi kararları verdiğini sanıyorsun. Halbuki o seni alıştığı inanç kalıplarına göre yönlendiriyor. Kimi zaman annensin, farkında değilsin. Kimi zaman belki ablansın, dayınsın veya bir öğretmeninsin, farkında değilsin. İstersen bununla ilgili mesela birkaç tane örnek de söyleyebilirim sana. Mesela kilo ile ilgili ben zihninde şunu yakaladım. Diyor ki sen hocasın, heybetli olmalısın, göbeksiz hocam olur diyor. Bunu yakalamıştım. Ne zaman yakalamıştım? Göbekten kurtulmayı, kilo vermeye çalışırken bedende bir rahatsızlık hissettim. Böyle kendi geri çekiyor. Niye? Çünkü bilinçaltı diyor ki yok diyor, öyle bir dünya yok diyor ya. Göbeksiz olamazsın bak. Seni öğrencilerin güçsüz görürler, sözünü dinlemezler. Allah bilir bu işte ne zaman yapışmış. Belki 7-8 yaşındayken ben bir tane işte heybetli bir hoca vardı. Onun sözü dinleniyordu. Bir tane de sıska bir hoca vardı. Onun da sözü dinlenmiyordu belki.
Ne yapıyor? Zihin dış dünyadaki gördüğü şeyle uyumlandırmaya çalışıyor seni. Seni korumak için. Aslında ego, düşman veya şeytan değil. Seni korumaya çalışıyor. Aynı zamanda bir kardeşimizle çalışırken, buradaysa ona da selam olsun, Tuğba kardeşimiz. O da mesela zihinde şöyle bir şey yakaladı. Sürekli borç halinde. Hayatı hep borçla geçiyor. Sonra zihninde şunu yakaladı düşünceleri izlerken. Borcun olmazsa parasız kalırsın. Yani düşün, sürekli bir şekilde yakınıyor, kendisini şunu yaptırmalıyor. Ay, hep borçluyum, hep borçlu oluyorum bir şekilde diyor. Kendisini yaptığını sanıyor. Halbuki aslında bilinçaltı kayıtları onu gerekli görüyor. Bu durumda işte cinnet geçiren bir insanı düşün özüm. İşte psikolojik sorunlar yaşayan insanları düşün. Evde eşini döveni düşün. Evde eşinden dayak yiyeni düşün. Hepsinin aslında inanç kalıpları var. O inanç kalıplarıyla kendine çekiyorlar aslında. Mesela bitireyim sonra devam et özüm kusura bakma. Şimdi ev hanımı kardeşlerimiz oluyor bazen. Diyor ki aslında diyor kocam diyor çok iyi diyor. Ama diyor beni dövüyor diyor. Ya diyorum nasıl bir şey diyorum yani. Hem kocam iyi diyorsun ama beni dövüyor diyorsun. Sonra gözlemde belli bir yere geldikten sonra şunu fark ediyor. Kocam eve geldiğinde ben sakınıyormuşum. Beni dövecek diye sakınıyormuşum. Yani öyle bir enerji yayıyor. Peki o etiket ona nereden yapışmış? Çocukken babası annesini eve geldi dövüyormuş çünkü. Yani kocasını o kendisini çekiyormuş. Gel gel bana vur, gel bana vur diyor. Özüm biraz bekleyelim. Sesin şu an gelmiyor. Olur acaba? Şimdi geliyor. Saçma sapan şeylere inanıyoruz ki zihnimizden bunları düşünürken yakalamak çok güzel. Yani işte borçsuz mal sahibi olunmaz. Ekmek aslanın ağzında. Hayat zor. Erkekler aldatır. Kadınlar şöyledir. Erkek. O kadar çok bilinçaltına çalıştım ki saçma olduğuna da sonradan giriyorsun. Ama bütün hayatın onun üstüne kurulmuş oluyor. Yani düşünce Evet, şu an ben duymuyorum. Biliyorum arkadaşlar, duyuyor muyuz? sen Sen konuş. benim sesimi duyuyor musun? Ben duyuyorum. Tamam özüm benim. Şimdi bir hocamız katılmıştı. İlahiyat hocamız Hayat Uyan'a. Kendisi şunu fark etmişti. Önümüzdeki yazdı galiba. Kendi köyüne ev yapma hayali varmış. Köy yapacakmış. Sonra işte Hayat Uyan sıfırına başladı. Düşünceleri gözlemledi vesaire derken döndü dedi ki ben dedi köye ev yapmak istemiyorum ki. Bu nereden çıkmış yani? Ben ne zaman ki fark ettim. Yani benlik bir şekilde beni burada bunu yapacaksın. Bunu yapman lazım diye şartlandırmış. Hayır demiş ben de köye ev yapmak istemiyorum diye. Sonra buradan çıktı yani. Çok şükür. O yüzden dediğin gibi özüm inanılmaz. Yani biz çoğu şeyi fark etmiyoruz. Ben özellikle işte ikinci seviyede birinci haftasında insanları telefonla arıyorum. Düşünce izleme yaptırıyorum. Öncesinde biraz altını tabii dolduracak bazı gözlemler yapıyorlar. Onları yaptıktan sonra arıyorum. Yaklaşık bir yarım saatlik bir görüşme yapıyorum. O görüşmede zihnin sesini çok net bir şekilde dışarıdan radyo dinler gibi duymaya başlıyorlar. Tabii ki bu durumda şok oluyorlar. Başta işte şaşıran da oluyor. Aynı zamanda kahkaha atmaya başlayan da oluyor. Hayret ediyor yani. Bu kadar mı çok konuşuyor arkadaş yani hiç mi susmuyor diğerler de oluyor özür. Bu şekilde. Bilinçaltı dönüşümünü hep böyle mi sağlıyorsun? Bilinçaltı dönüşümü hakkında konuşalım biraz. Bu düşüncelerimizi nasıl dönüştüreceğimizi konuşalım. Yani böyle gerek mi? Evet. Özüm aslında biz hayatı uyanda bilinçaltı direkt olarak dönüştürmüyoruz. Fakat o doğal olarak geri zamanı geldiğinde kendiliğinden dönüşüyor. Bundan neyi kastediyorum? Şimdi sen yeterince gözlem kabiliyeti kazandın ya gündelik hayatta. Bu gözlem kabiliyeti kazandın ve senin maymun korkun var. Ama arkadaş senin maymunla bir deneyimin olmuyor ki. Maymunla bir deneyimin olmadığı için o sırada gözlemde kalamıyorsun. O sırada gözlemde kalamadığın için de aslında o bilinçaltı kaydedildiğinde herhangi bir şey dönüşmüyor. Ama sık karşılaştığım bir şey var mesela. Atıyorum adam eve geldiğinde çocuklarına kızıyor. Bu artık bir alışkanlık olmuş. Çocuklarına kızıyor, işte eşine kızıyor. Ne yapıyor bu sefer? Hayat uyanla birlikte o kızan daha duyguya dönüşmeden düşünceyi baştan fark ediyor.
düşünceyi baştan fark edince ne yapıyor? Orada duruyor. Durduğu için de örnek veriyorum. Başta 1 dakika sürüyorsa sonra 30 saniye sürüyor öfkelenmesi. Daha sonra 10 saniye iniyor. Sonra 5 saniye iniyor. Sonra sönümleniyor. Giderek benliğin iradesini eline alıyor. Bu dediğim şey, dediğim gibi eğer o konuyla ilgili yüzleşme yaşayabiliyorsa evet, bilinçaltı doğal olarak dönüşmek zorundadır. Çok şükür. Bu kadar kolay aslında özüm. Bununla ilgili bilinçaltı ile ilgili güzel bir deneyimi anlatayım sana ve canlara. Aslında bununla ilgili video çekip hayatı yöne koyacaktım. 3-5 farklı örnekle birlikte. Ondan önce senin kanalında bulunsun. Şimdi arkadaş, canımsın. Şimdi benim yavrumla havuzdaydık. Geçen yaz diye hatırlıyorum. Havuzda ben tabii takılıyorum. Ben deniz, havuz böyle çok sevmem. Aramam yani. Deniz ürünleri de aramam. Bir şekilde denize havuz da çok aramam. Ama olursa da tabii ki yüzeriz. Neyse havuzdayım. Sonra benim çocuğum işte başka çocukları atlarken gördü havuza. Ve o da atlamaya niyetlendi. Neyse atlarken ona biraz yardımcı oldum. Ufak olduğu için biraz dikkat ediyorum vesaire derken benim aklıma şu geldi. Ben ömrümde hiç havuza veya işte denize bir yerden atlamadım. Şimdi zihnime ilk bu geldiğinde diğer Ümit diyor ki çünkü diyor sevmiyorsun ki yani. Ya tamam da arkadaş sevmiyorum da bir kere atla da bir kere yani. Hani atla bir deneyimle yani. Dedim ki orada bir şey var. Bak orada kesin bir şey var Özlem. Gittim. Şimdi havuza atlamaya niyetlendim, tamam mı? Olmaz. Bak şimdi aynen 3-4 adım gerideydim. Harekete geçmeye çalıştım. Ümit'in ayakları zamp gibi yapıştı. Gitmiyor. Hareket etmiyor. Ne biliyor musun? Korkuyor. Acayip bir korku vardı. Ben şaşırdım tabii ki yani. Böyle bir şey beklemiyordum. Aynen. Bilinçaltı seni durduruyor. Aynen. Sesin gelmedi ama anlıyorum seni. Şimdi bilinçaltı diyor ki özüm. Senin diyor gerçekliğinde böyle bir şey yok diyor. Sen diyor atlayamazsın. Bilinçaltındaki hangi sesse artık diyor ki böyle bir dünya yok arkadaşım. Senin realitende böyle bir şey yok. Sen atlayamazsın. Başka insan atlayabilir eyvallah. Ama sen atlayamazsın. Neyse bu durumda atlayamıyorum, tamam mı? Ben de Ümit'e tuzak kurdum. Havuzun dibine kadar girdim. Yakınına girdim. Ümit'in bir boşluğunu bekliyorum. Ümit'in boşluğunu yakaladığımda kendimi havuza bıraktım. Özüm, ne oldu biliyor musun? Karın bölgesinde inanılmaz bir boşluk hissi. Hani böyle işte gondola biniyorlardı böyle bir o karnındaki boşluk hissi oluyor ya. Onun çok çok ötesinde karnımda derin bir boşluk hissi oluştu. Yani diyor ki senin diyor gerçekte böyle bir şey yok diyor. Ben diyor iptal oldum diyor benlik. Yok böyle bir şey ya. Ve ona rağmen ne yapıyorum? Ben realiteyi değiştirmek için atladım. Atladığımda havuzun dipteki seramiklerine ayaklar sert bir şekilde çarptı. Bu da realitede yoktu. Çünkü daha önce hiç havuza atlamadığı için ayaklarının sert bir şekilde çarpacağı deneyimi de yok. He, ne oldu? Atlama deneyimi, atlayınca ayağın yere çarpma deneyimi, bu deneyimler oluştu. Bu sefer tekrar geldim havuzun başına. Bu sefer o zamp gibi yapışan yerine atıyorum %100 yüzken %60 oldu. Bak ne oluyor orada? Bilinçaltı artık senin bu gerçekliğini kabul etmeye başlıyor. Evet diyor ben diyor aynen ben diyor gördüm diyor. Atladı diyor. Dur bakayım öldü mü? Aa yok ölmemiş de. Yaşıyor da. Ha, demek ki bu ümitin gerçekliğinde var. Özüm insanlar iş dünyasına giriyorlar. İş yapmaya çalışıyor. Ne hikmetse bir şekilde o işi yapamıyor. Veya diyor ki ben diyor parayı bir türlü tutamıyorum elinde. Çünkü orada bilmiyor ki burada konuşan bir şey var. Tam imza atacakken onu sakındırıyor. Geri çektiriyor onu orada. Hayır diyor. Sen buna layık değilsin diyor. Veya diyor ki eğer başarılı olursan ölüm gelir. Ailenden birisi ölür. Buna benzer şeyler de duyanlar oldu. Bilemiyorsun yani arkadaşı. Bir yüzleşme cesareti, bir duyma ve onun zıttına yani bölgeye fark edip o boşlukta yapmam. Evet Özüm. Yine sesin sonu gelmedi ama demek istediğini anladım. Aynen dediğin gibi Özüm. Yani sen orada aslında
ciddi bir yüzleşme yaşıyorsun. Buradaki yüzleşmeden kastettiğini lütfen dikkat edilsin. Buradaki yüzleşmeden kastettiğin odağını yaptığın olaya vermek değil. Mesela başka bir örnek üzerinden anlatayım sana. Bir kardeşimiz diyor ki, hocam diyor bir arkadaşım var diyor. Onunla diyor işte kavga ettik diyor. Sonra diyor işte bir daha görüşmüyoruz. Ama diyor aklımdan çıkmıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Sürekli aklımda. Ben dedim ki o zaman dedim her gün dedim 15 dakika dedim masaya dedim koy fotoğrafını. Ondan sonra orada gözleme geç. Nasıl yani? Ben onu gözlemlerse daha çok düşünce gelir ama diyor bana. Ben de diyorum ki burada diyorum arkadaşına odağını vermeyeceksin. Burada benliğin arkadaşın fotoğrafına bakarken benliği gözleme geçeceksin. Benlikte ne oluyor? Aa, dur bakayım neresini kasacak? Dur bakayım nefesini mi tutuyor? Damağı mı kuruyor? Yüzü mü kızarıyor? Başı mı kaşınıyor? Düşüncesi ne diyor? Eyvah mı diyor? Ne oluyor? Benliğin bu oyunlarını gözlemlediğinde etkisi azalmaya başlıyor. Her şey bu kadar kolay özüm benim. Yeter ki dinliyorum. Bedenimizdeki duyguyu görmek yeterli mi oluyor? Ümit. Aynen, duygu diyelim ismine. Boğazım mı? Midem mi? Nerede ne var mı? Bunu kabul edip sadece dışarıdan gözlemlemek bu kadar değil mi? Aynen Özüm. Şöyle söyleyeyim sana. Biz direkt olarak duygu hiçbir zaman gözlemlemiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir, bedenin davranışını gözlemleyebilirsin. Mesela ben şu an Ümit'i gözlemliyorum davranışını. Baş parmağını havaya kaldırmış. Hafiften bir gülümsemesi var şu anda. İki, bedendeki kasılmaları fark ediyoruz. Üç, zihinden anda geçen düşünceyi duyuyoruz. Burası çok önemli. Anda duymak. Düşünceyi izlemek, radyo dinler gibi anda duymak. Üçüncü olarak onu fark ediyoruz. Dördüncüsü de morali gözlemliyoruz. Yani morali yüzünden puan veriyoruz. Bu moralden kastettiğim genel hal. Genel halimiz. Genel halimize yüzlerinden puan veriyoruz. Peki niye yüzlerinden puan veriyoruz? Çünkü puanlandırdığında merakını daha çok benliğe verirsin. Yani gözlemin gücünü arttırıyorsun. Çok önemli. Özüm benim. Ne yapıyoruz? Bunları gözlemde kaldığımızda özgürleşemeyeceğimiz hiçbir durum yok. Yani hiçbir duygu dahil olmak üzere, travmatik durumlar dahil olmak üzere doğru şekilde yüzleşme yapılması durumunda her şeyden özgürleşebiliriz. Kişiden kişiye süreci zamanı değişir tabii ki. Şimdi az önce konuşmamızda geliyor mu bilmiyorum. Ego candır dedin. Doğru mu? Ben de böyle düşünüyorum. Aynı. Siz de tutar mısın herkese? Ego neden candır? Aynen Özüm, tabii ki. Şimdi bize ego deyince genelde aklımızda işte benliğin oyunları veya işte egoist insan gibi farklı farklı şeyler geliyor. Böyle zararlı bir şey gibi geliyor. Aynı işte nefs tanımımız gibi ego tanımımız da öyle hani kötü bir şey olarak daha çok tanımlanıyor. Ego kelime anlamı zaten benlikle aynı. Benlik ne arkadaş? Benlik senin yeryüzündeki elbisen. Yani Hande derisi, Hande'nin saçı, gözleri, Hande'nin aynı zamanda kendi ifade ettiği düşünceleri bunların hepsi benliği oluşturuyor. Benlik olmazsa dünya üzerinde hiçbir kıymetin yok. Yetmiyormuş gibi benlik olmadan deneyime giremiyorsun arkadaş. Benlik o kadar kıymetli bir şey ki. Bak melek bunu yapamıyor. Hani melek diyorlar benliği olmayan bir şey ama insanın benliği var. O benlikle dünya hayatında deneyime girebiliyor. Dünya düşüne girebiliyor. O dünya düşün içerisinde yaratıma giriyor. Yaratımdan kastettiğim bir şeylerin oluşunu değiştiriyor. Mesela çay demlemek istediğinde gidiyorsun bir parmağı kullanarak kettle'ın tuşuna basıyorsun. Veya fişe takıyorsun. Veya ayakları hareket ettirerek işte bir yerden bir yere gidiyorsun. Bunlar hep bir şeylerin oluşunu değiştirmektir. Ağzımızdan çıkan şey dünyanın oluşunu değiştiriyor. Yazdığımız şey dünyanın oluşunu değiştiriyor. Bir şeyleri değiştiriyor mutlaka. Düşünceler, hisler hepsi bir şey değiştiriyorsa biz aslında sürekli bir şeylerin oluşunu değiştiriyoruz. Ama biz benlikle mücadele etmekten yani benliğin işte o çöplük halindeki düşüncelerin bizi yönetmesinden fırsat bulsak aslında nasıl bir elimizde hediye olduğunu idrak edeceğiz. Elimizde inanılmaz bir hediye var. Yani zeka dediğimiz, akıl dediğimiz, hafıza dediğimiz şey yeryüzü hayatında inanılmaz kıymetli kullanacağımız bir araç. Aynı şekilde onun da vesilesiyle uzuvlarımız, bedenimiz inanılmaz bir araç.
mükemmel bir araç yani. İnsan bunun farkında olsa evet hayatı mucize gibi yaşamaya başlar. Yani bir çocuk aslında hediye demese de bunun farkındadır ve şükür halindedir. Ayaklarının farkındadır. Hatta dikkat edin bazı çocuklar derler. Yani, veya işte ne yapar? Mesela bir gözünü kapatır bir çocuk. Önce bir odaya bakar, sonra öbür gözünü kapatıp bir odaya bakar. Ne yapıyor? Aa diyor bana diyor bir hediye verilmiş diyor bu gözler. Bir diyor test edeyim şunları. Ha bu gözü kapatınca perdeyi göremiyorum. Bu gözümü kapatınca perdeyi görüyorum. Çocuklar sürekli olarak aslında bedeni deneyime sokuyorlar. Niye? Çünkü oluş değiştiriyorlar. İşte ayakları kullanıyor. Aa diyor bende iki tane ayak varmış diyor. Önce merdivende birer birer çıkarken ikişer ikişer çıkmaya başlıyor. Çünkü deneyimliyor. Acaba diyor ben diyor bu ayaklarla başka ne yapabilirim diyor. Aynada baktığında özüm ne yapıyor? Ha, söyle dinliyorum. Ses böyle geç geliyor ya. Ben konuşmak istemiyorum o yüzden. Ses geç geliyor diye. Böyle hayatı deneyimliyoruz. Yoksa hiçbir şey olmazdı. Vardı olmazdık yani. Aynen özüm benim. Çok kıymetli. Dediğim gibi daha sonra işte önce benliği fark ediyoruz dışarıdan. Sonra işte annemiz babamız bir isim vermişse ona göre tanımlıyoruz o benliği. Aynı şekilde düşünceleri de 3-5 yaşındaki bir çocuğu düşün. Yatağa uzandığında aslında düşünceleri sadece faydalı şeylerdir. Takıntılı hiçbir şey yoktur. Ya durum analizi yapıyordur. Bak Hande'yi düşün. Hande 3-5 yaşındayken ben sana söyleyeyim ne düşünüyordu. Diyordu ki, aa odada gölgeler var. Eğer pencereden ayı görüyorsa ay dedi ne güzel. Ondan sonra yarın Ayşe ile ip atmayacağım. Hatice ile oynamayacağım. O beni dövdü. Bak analiz var burada. Görüyor musun? İşte babam bana hediye alacak mı? Burada hep aslında analiz, planlama ve anın durum tespiti var. Yani hepsi faydalı şeyler. Aynı elimiz kolumuz gibi faydalı şeyler. Düşünce inanılmaz faydalı bir şey. Çok kıymetli. Ama biz tam tersi yani kendi topuğumuza sıkacak şekilde kullanıyoruz düşünceleri özüm benim. Haftaya şöyle bir program yapalım mı senle? O geldi içimden. Yani böyle hayatımızda hangi düşüncelerimizi bulduk, nasıl değiştirdik ve hayatımız nasıl değişti? Onun üstüne bir program yapalım haftaya diyorum. Olabilir özüm, olabilir. İçerini konuşuruz. Her şey oldu çok şükür. Bir saate geliyor herhalde. O zaman haftaya buluşmak üzere. Senden sözünü alarak kapatalım programı. Tamam mı? Tabii ki özüm benim. Şunu söylemek istiyorum. Çok güzel. Yani Çok değerli. sağ ol özüm benim. Sen de öylesin özüm benim. Çok sağ olasın. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özüm şöyle söyleyeyim son olarak. Şimdi bize hep tezahürü olmayanı yönlendiriyorlar. Yani tezahürü olmayanın ne kadar işte manası olarak aslında kuvvetli olduğundan bahsediyoruz. Ama esasında tezahür edeni gözlemlesek tezahürü olmayan da önü açılacak. Yani bilinçli yaşamın önünü daha rahat açmamız için önümüzdeki engelleri fark etmemiz lazım. O yüzden biz tezahürü olmayanı değil de tezahürü olana odaklanıyoruz. Yani daha basitini yapıyoruz özüm. Bu şekilde. Hayat Uyan sınıflarına katılmak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler. İletişim bilgilerimiz Hayat Uyan YouTube kanalında var. Oradan da bakabilirler özüm. 2 Mayıs'ta yeni sınıfımız başlıyor. Buradan da ilan ediyorum. Güzel bilgiler verdin. Çok 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 teşekkür ederim. Gecen çok güzel geçsin. Sonsuz Senin sevgiler. de özüm benim. Sevgiler özüm benim. Herkese çok çok selamlar, sevgiler. Herkese çok seviyorum. Görüşürüz.